Tarımda reform yaptık. Hidrojel ürettik. Hidrojelin ana maddesi Fransa'dan geliyor Türkiye'ye. Ve bu onlar Fransızlar ucuz olan sodyum poliakrilat, yani tuzla üretiyorlar. Sodyum var içerisinde. Sodyum toprağı kireçlendirir. Uzun vadede toprağa zarar verir. Toprağın kireçlenmesine, kurumasına sebep olur. Tuzlanmasına sebep olur. Biz potasyum poliakrilat, potasyumla ürettik poliakrilatı. Toprağı bitkiyi besler, toprağı güçlendirir, toprağı havalandırır, kurumayı asitlenmeyi önler. Yani potasyumla sodyum çok çok farklı. Bizim üretmiş olduğumuz bu hidrojel piyasada üretilen günümüze kadar sadece poliakrilat içermez. Fumik asit, fulvik asit, bor, çinko, mangan. Fakat bor, çinko, mangan derken vatandaş diyor ki bor, çinko, mangan bir sürü firma var, biz oradan alırız, fark etmez. Bizim üretmiş olduğumuz bor, çinko, mangan monoatomik elementtir. Yani normal olarak bor, çinko, mangan, demir gibi gübreyi bitkiye verdiğinizde bitki onu istifade edemiyor. Çünkü mineral şeklinde. Mineral şeklinde olan bu kimyasal gübreleri çap olarak çok büyük. Diyelim ki bir böyle büyük bir kavanoz şeklinde veya bir kutu şeklinde. Çapı çok büyük olduğu için bitkinin yaprağından almaz. Sadece kökten alır, o da çok az. Büyük bir kısmı taban suyuna veya akarsuyla gider. Bizim üretmiş olduğumuz bor, çinko, mangan monoatomik element. Yani bu kutu kadar değil, toplu iğne başı kadar. Hem yapraktan bitkiye verebilirsiniz. Sebze, meyve, tahıl, bakliyat. Hem kökten, hem üstten, hem alttan kullanılır. Ve şimdiye kadar hidrojel, üretilen hidrojellerle en az 20 kat daha etkili. Sadece su tutucu özelliği değil, toprağı nemlendirici, toprağı kireçlenmeye karşı koruyucu, asitlenmeyi önleyici, toprağı havalandırır, bitkinin kökündeki faydalı bakteri artırır, bitkinin kökündeki faydalı mantarı artırır. Faydalı bakteri artarsa ne olur? Bitkiye azot verir, fosfor verir, faydalı mantarı artırır, faydalı mantar bitkiye mineral verir, su verir. Böylece toprağınız 60 yıldır, 70 yıldır toprağı kimyasal ilaçlarla ne yapıyoruz? Öldürüyoruz. Toprağı zehirleniyor kimyasal ilaçlar. Bitki zehirliyor, hayvanı zehirliyor kimyasal ilaçlar. Kimyasal zirai gübrelerin hepsi bitkiye zarar veriyor. Toprağa zarar veriyor, hayvana zarar veriyor, insana zarar veriyor. Biz toprağın, bitkinin, hayvanın, insanın zehirlenmesini doğal gübreyle önledik. İlk ve en etkili doğal gübre burada. Hürmetler, saygılar.